Dolunay Hoca ile başlayalım. Dolunay Hocam, astrolojik olarak hı hı. E, depremsellik açısından sıkıntılı günlerden mi geçiyoruz? Şöyle, aslında 28 Ekim'de bir boğa burcunda ay tutulması olmuştu. 5 derecede olmuştu bu. Ve e, sabit burçlarda zaten özellikle tutulma hattı sabit burçlarda olduğu zaman biz en çok depremlerden korkuyoruz. E, çünkü sabit burç e, çok daha yeraltı konularını gündeme getiriyor ve tutulmaların etkisi 3 gün 5 gün değil 6 aylık bir sürece yayılıyor. Şu an Jüpiter de boğa burcunda ve tam da o ay tutulması derecesini tetikleyen bir derecede 5 derecede retro hareket yapıyor. Bu manada Nisan'a kadar aslında hala bu etkilerin süreceği bu daha fazlası olmasın e, inşallah, hiç olmasın elbette e, ama Nisan'a kadar ben süreceğini böyle ara ara düşünüyorum açıkçası. Hmm. Nisan'daki tutulmadan sonra bu etki azalacak. Peki haritada mesela bu e, bugün işte 2023'ün son programı 2024'ü konuşacağız biraz. Hı hı. 2024'te büyük bir deprem beklentisi var mı haritaya baktığınızda? E, bence yok. Yok. Hı hı. Şükür. Ama birazdan Dolunay Hoca ben biliyorum tarihini de. <laughs> Keşke hiç olmasa Büyük İstanbul depremiyle ilgili bir e, öngörüsü var. 33'ü verelim. Masa son 6 yılın en güçlü güneş patlaması meydana geldi dedi. Dolunay Hocam ne oluyor? Neden bu kadar çok güneş patlamaları gündeme geldi? şimdi şöyle aslında 11 yıllık süreçlerde Evet Güneş patlamaları oluyor ama bunun bir takım dereceleri var mesela ABC bir sınıfları var bunun hı hı. M sınıfı orta düzey ABC düşük düzey ve x patlamalarsa yüksek düzey patlamaları olarak görünüyor. En son bir 14 Aralık'ta böyle bir şey yayınlandı ama x9 vesaire öyle bir şeydi Aslında 1859'da eee Carrington olayı diye geçiyor bu. Bir astronom e, ve böyle güneş patlamalığı ile gerçekten ilgilenen bir bilim insanı. E, o zaman bunu görmüş ve 1859'da telgraflar vesaire o zamanki iletişim sistemleri maalesef kapatılmış, yok Hı -hı. ol yani o bir süre durmuş. Şimdi ee, güneş patlamasını aslında biz bence 2025 Temmuz ayında böyle süpersonik bir patlama olacağı söyleniyor. Yani şu anda olan bu patlamalar 14 Aralık'ta oldu mesela. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Ya bizim gözle gördüğümüz olmadı. Olmadı ee, bence. Dolunay hocam güneş patlamaları daha var mı? Şimdi şöyle e, güneş patlamalarından öte aslında 2020'de başlayan bir süreç var. Jüpiter ve Satürn'ün kavuşumu Kova burcunda ve 0 derece Kova burcunda. Şimdi 21 Ocak'ta, 24 Ocak'ta Plüton Kova burcuna geçiş yapıyor ve tam buluşum tarihi Plüton ve Mars'ın 14 Şubat. Dolayısıyla tam da o 2020'deki sıfır dereceyi tetiklediği için ve bu sefer 2020'den aslında çok daha tehlikeli, çok daha e, tabii işin içinde kova olduğu için her zaman bir teknik konular, bilgisayar, hı hı. evet, siber saldırılar bence bir siber pandemi, bir resetlenme olacak. Olacak. Diyorsunuz. Özellikle e, Şubat ayı çok güçlü görünüyor bunun için. 21'i de verelim. Lady Gaga, Madonna gibi ünlüler de sığınak yaptırmaya başlamışlar. Doğru. E ee, dolunay hocam. 2024'te bilmediğimiz bir şey mi olacak? Şimdi 2024'te biz çok fazla Plüton'u konuşacağız. Çünkü Plüton gerçekten küçük malefik. Yani <laughs> daha doğrusu küçük bir gezegen. Bazı bilim adamları gezegen olarak da adlandırmıyor ama biz astrolojide gezegen olarak görüyoruz. Yıkıcı, dönüştürücü, resetleyici bir yapıya sahip. Hmm. Yani bir şeyler ilk önce yok ediyor sonra yeniden inşa ediyor ve geriye dönüşü olmuyor. Dolayısıyla Plüton'un Kova burcuna geçmesiyle birlikte Kova burcu temaları çok fazla çalışacak. Yani yapay zeka konusu, robotlar, bilimsel konular, teknoloji, uzay, tüm konular, DNA, atom, nükleer hep bu konuların konuşulacağı bir sezon başlıyor aslında. Şimdi Plüton bir retro yapacak mayıs ve ekim arası. Sonra Kasım'da Kova'ya girecek ve 2043'e kadar Kova Burcu'nda. Yani hareketi çünkü çok ağır. Kitlesel şeyleri anlattığı için, kitles kitleleri hmm. etkilediği için. Ve e, Pluson Kova derken hakikaten e, gelişmeler çok... Çok hızlı ilerleyecek ha. diyorsunuz. Evet. bu Efendim bu görüntüler İzlanda'dan. E, yanardağ patlaması gerçekleşti İzlanda'da. Hı hı. E, binlerce de deprem. Evet. Inanılmaz sayıda deprem hatta. E, yanardağ patlaması devam ediyor. Türkiye'de böyle bir tehlike Şimdi, var mı? Şimdi e, güneş patlamalarının e, bunlara etkisi olup olmadığı araştırılmış ve evet olabilir denmiş çünkü e, yani hem depremlerle alakalı hem bu e, patlamalarla alakalı e, bu tarz bir etki var. Aynı zamanda güneş patlamalarının psikolojik etkileri de çok fazla bu arada. Öyle mi? Yani hani hiçbir etkisi yok, elektrik kesilmeyecek vesaire diyoruz ama hı hı. bir kere sinir sistemini etkiliyor. Bir, e, psikolojik olarak bizleri işte uykusuz bırakıyor ve e, bağışıklığı düşüren, e, biraz daha gergin yapan etkilere sahip. Hı. Tabii merak ediyoruz Putin'i Rusya-Ukrayna düşük yoğunlukla devam ediyor. Orada değişen bir şey olacak mı? Şimdi Mart'ta, Mart'taki tutulmalarla, zaten buna ekonomist kapağı da verdi biliyorsun. Hı hı. Güneş tutulmasını verdi. Bu 8 Nisan'da olacak. 25 Mart'ta bir ay tutulması olacak. Yine üst üste ay ve güneş tutulmaları. Evet, yani bahar ayları, ilkbahar ve sonbaharda gerçekleşecek. İlkbahar döneminde bitiş veriyordu. <laughs> Ukrayna ve Rusya için yani artık bir şeylerin sona geldiğini. Çünkü Putin'in haritası aslında sağlık konusunda Putin'in zorda olduğunu söylüyor. Hmm. Asla bir kayıpları yok belki. Putin devam ediyor her türlü yönetimine. Fakat bir şekilde artık savaşın sonlandırma zamanı da hmm. geldiğini düşünüyor açıkçası. Sonrası için neyi konuşuyorduk? Ee, Zelenski'yi de sorayım çok kısaca hemen istiyorsan. Yani o şimdi Zelenski aslında e, yapı olarak bence ikizler burcuydu zannediyorsam ve e, bu sene şanslılardan yani bir şekilde şans gene onu bir kollayabilir. Hmm. E, karşısına da iyi bir insan yani iyi bir e, pozisyonda biri çıkmadığı için İkizlerle rakip kalabilir. olarak evet rakip olarak kimse olmadığından kalacaktır. Yoksa yeterli olduğundan değil. Eee hocam İstanbul depremi Evet. Bir çalışma yaptın, Hı -hı. yılları evet. inceledin. Doğru. Ee, öngörün nedir? Şimdi şöyle, ilk olarak tabii ki istatistiklerle çalıştığı için astroloji. 1999 Gölcük depremine baktım, 7.4 büyüklüğünde olmuştu. Ve e, o dönem Aslan Burcu'nda bir güneş tutulmasıyla birlikte devreye girdiğini görüyoruz ve bu tutulma 18 derecedeydi. Dereceler astrolojide çok önemli. Çünkü yani o derecelere denk gelmesi, yakın açı toleransları vesaire çok önemli. Şimdi 2026 için açıkçası tekrar gökyüzünde ay tutulmaları ve ay düğümlerinin ekseni Aslan ve Kova burcunda olacak ve Ağustos ayında 12 Ağustos'ta hatta Aslan burcunda bir güneş tutulması var. 20 derecede. Yani bu 1999 depreminde olan dereceyle çok benzeşen bir yapı. Ve 99 depreminden 6 gün önce 11 Ağustos'ta güneş tutulması vardı. Evet. evet. Bu şimdi 12 Ağustos 2026'da var. Evet, 12 Ağustos 2026'da bir güneş tutulması var. Burada şimdi güneş tutulması oldu. İlla böyle bir şey olacak mı diye baktığımızda mesela 99'da çok büyük bir kare açı vardı gökyüzünde. Yani sabitlerde gezegen yoğunluğu çok fazlaydı. Şimdi de zaten Plüton Kova'da sabit bir yerde olacak. O çok tetikleyici açıkçası. Ve özellikle ee, burada yani benim söylemek istediğim ne zaman olabilir diye soruluyorsa ben 2026 ve 2027 yıllarını çok tehlikeli görüyorum İstanbul için. Ama 2024'te büyük bir deprem beklemiyorsunuz Türkiye'de astrolojik olarak. Yok, hayır. Dolunay hocam yerel seçimler e, öngörün var mı İstanbul ve Ankara için özellikle? Şimdi e, şöyle aslında tabii baktınız. Ekrem yani. İmamoğlu'nun haritasına baktınız mı? Şimdi Ekrem İmamoğlu e, İkizler burcu. Kendisi ve e, gene e, Özgür Özel de mesela Başak Burcu. E, bunlar hep değişken burçlar olduğu için aslında 2025 onlar için çok önemli bir sene olacaktır diye düşünüyorum. Jüpiter Boğa Burcu'nda dolayısıyla e, Haziran'dan sonra ikizlere geçecek. Mesela Donald Trump için düşündüğümüzde o da ikizler burcu çünkü. E, Haziran'dan sonraki süreçte olacağı için... Amerika'daki seçimler. Donald Trump şanslı diyoruz. Ama Türkiye'de Haziran öncesi olacağı için ikizler, başak şans çok görmüyorum ben. Ya İmamoğlu İstanbul'da kaybedecek diyorsunuz. Diyorum evet. Evet. Flash bir yine tarihe <laughs> not düşülüyor efendim. Ee, Özgür Aman Özel ben. için bir ee, var. Şimdi karşısına kimin çıkacağı da tabii Türkiye'de çok, çok önemli. Belli, yani tabii. bir karşılaştırma yani çok yapmak açısından. Çünkü daha önceki yorumlarımızda biliyorsun belliydi, belliydi. taraflar. Aynen öyle. E, çıksın konuşuruz. Yine tekrar üzerinden bir geçmek bakmak lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Dolunay hocam ama şimdi. şunu sorup da bitirelim. Yani 2023'ün son programı 2024'te şahsi olarak şuna dikkat edin. Şu burçlarda şuna dikkat etsin dediğiniz ne var hocam? Şimdi 2024 kesinlikle hız senesi, aksiyon senesi ve rekabet senesi. Survivor gibi, hayata tutunma, of, yaşama... Tam bizim programa uygun yani, Survivor evet, gibi. Tamam, aksiyon alma dönemi yani 2024, ee, hızlı olan, hızlı hareket eden ve hedef odaklı olanın kazanacağı bir süreç olacaktır. Çünkü Koç burcu temaları bunları bize gökyüzünden anlatıyor, bu temayı veriyor. rekabet etmekten korkmayın, direkt olun diyor, net olun diyor. Bu yılın en şanslı burçları Koç, Boğa ve İkizler. İkizler ikinci yarıda daha doğrusu daha şanslı olacaklar. Ve bu sene bence gerçekten bilimsel konularda çok büyük ilerlemeler sağlanacak. Özellikle e, yapay zeka konusu, e, uzay konusu ve e, Plüton'un Kova burcuna geçmesiyle birlikte e, gerçekten böyle e, bilimsel çalışmaların çok çok artışa geçeceğini görüyoruz. E, Dolunay Hoca Survivor gibi de dedi ya yeni yıl başlıyor. Yönetmenim Hı. de kulağıma diyor. 1 Ocak'ta gerçekten de Survivor başlıyor diyor. <laughs> Hakikaten öyleymiş. 1 Ocak'ta başlıyormuş. <laughs>